Halkın televizyonunda, halkın ekranında Mazbata Günü özel yayını tüm hızıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Levent Gök'le birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, Saraçhane'nin önündeki muazzam kalabalığı ve o tarihi konuşmayı biz de izledik. Efendim, şimdi biraz üzerinde durmamız, değerlendirmemiz gerekiyor önce tabii, bunu. Tabii. Sonra bizi aydınlatmanızı rica edeceğim. Önümüzdeki günlerde neler yaşanabileceğine dair. Kolları sıvadı Başkan Ekrem İmamoğlu. Artık gönül rahatlığıyla İstanbul'un seçilmiş başkanı diye geldik. Şimdi gönül rahatlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyeceğiz. Kolları sıvadı. Mitingin sonunda teşekkür ettikten sonra İstanbullulara ceketi çıkardı, kravatı çözdü, kolları sıvadı. Hizmete başlıyor Başkan. Önce o anları bir hatırlayalım. İçeride de duyabilir miyiz? İstanbul'un yeni bir şarkısı var, o yüzden burada stüdyoda da duymak istedik bir kez daha ve güzel bir görüntüydü. İyi Parti İl Başkanı Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu evet. Birlikte selamladılar İstanbulluları. Evet, gerçekten Türkiye tarihinin en önemli seçim sürecini geride bıraktık. Bu seçim sürecinde Türk halkı 31 Mart'ta yapılan seçimlerde seçilmiş olan bir belediye başkanının elinden haksız yere alınan, devletin tüm gücü kullanılarak ve baskılarla alınarak bir mazbatasının iptal edilmesi sonucu belediye başkanlığının elinden almasını hazmedemedi. Ve bu geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde Sayın İmamoğlu'nun çok ezici bir farkla başkanlığa seçilmesinin sıradan bir olay değildir. Yani bakın 31 Mart'ta 13 bin civarında bir oy farkıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun çok kısa bir zaman dilimi sayılacak bir müddet sonra yapılan seçimlerde 806 bin gibi bir oyla tekrar başkanlığa seçilmesi çok üzerinde düşünülmesi gereken ve bu konunun iyice irdelenmesi gereken bir konudur. Basit bir konu değildir. Yani ne olmuştur da bu kadar kısa bir süre içerisinde 13 bin gibi olan bir fark bir anda neredeyse milyonlara varacak bir farka doğru ulaşmıştır. İşte burada biz Türk halkının ferasetini görüyoruz Sayın Değirmenci. Türk halkı eşsiz sezileriyle, eşsiz demokrasiye olan aşkı ile, haksızlığa karşı olan duruşu ile, ki emperyalizme karşı verilen bir mücadelenin ulusun yurttaşları olarak, haksızlıklara karşı boyun eğmeyen bir ülkenin yurttaşları olarak devasa olanakları kullanan, kamu kaynaklarını kullanan Cumhurbaşkanlığı makamını, bakanları, kamu kuruluşlarını, valileri, kaymakamları, medyayı kullanan devasa bir örgütlenmeye karşı halkın gücü dur demiştir. Sayın Başkan, o medya gücünü bu akşamda hani ne kadar güçsüz olduğu aslında sayısal olarak çok fazla televizyonları ve gazeteleri var. Ama ne kadar güçsüz oldukları ortada. Binlerce izleyicimiz de bize mesaj gönderiyor. Bu konuşmayı baştan sona gözyaşlarıyla izlediğini, dinlediğini söyleyenler var. Bir fotoğraf göstereceğim size. İlk kez göreceksiniz televizyonda da. Az evvel çekildi Saraçhane'de. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında az evvel çekilmiş bir fotoğraf. İstanbul'un Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı kendi eliyle bir tabloyu getirdi ve makam koltuğunun arkasına astı. Evet. Aslında 18 günlük görev süresinde yine Beylikdüzü'nden getirdiği bu portreyi, bu anlamlı, önemli portreyi getirip makam koltuğunun arkasına asmıştı. Fakat mazbatası elinden alındıktan sonra belediyenin iki çalışanı verilen talimatla bu portreyi kaldırmıştı. Bu kez bizzat kendi eliyle
getirdi, yerine astı. Vatandaşı dinleyen Atatürk'ümüzün portresi çok önemli ve anlamlı buluyorum. Yeni döneminde sembolü olacak diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi bakın, öncelikle sorgulanması gereken konu şu. Yani bu portre niçin indirilmiştir Sayın Dilmenci? Yani kim hangi cüretle, hangi amaçla, niçin indirmiştir? İşte Türk halkı Atatürk'le olan, karşı karşıya gelmek isteyen siyasi düşünceyi yenmiştir. Bu Atatürk'ün büyük gücünü bize bir kez daha gösteriyor. Bakın bu fotoğrafın indirilişine karşı duyulan tepki seçim süresince her yerde duyduk, değerlendirdik. Yani bir Atatürk'ü ülkemizi kuran, ulusal bağımsızlığı kuran bir liderin portresi niçin indirilir? İşte indiremezsiniz. İndirmeye de kimsenin gücü yetmez. Türk halkı bu demokrasi sürecinde verdiği mesajla o kadar çok mesaj vermiştir ki, yani herkesin bunu öncelikle AK Parti'nin çok iyi değerlendirmesi gerekir. Bu mesajları tek tek alacağız, ele alalım sizinle. Ama şarjımız çok az. Bize bağlanacaksanız hemen dönmeniz lazım diyorlar. O kalabalığın içinde rekor kırdı İstanbul'u. Bugün bir kez daha o kalabalığın içinde yayın yapmaya çalışan Halk Haber emekçileri İstanbul Saraçhane'de bizi bekliyor. Dilan Alp görebilecek miyiz, karşımızda mı Dilan? Hemen bakalım. Evet, 3G bağlantısıyla kameranın da şarjı bitmeden hemen sözü Dilan'a bırakacağım. Dilan, gözümüzü aydın, bir de geçmiş olsun. Çok uzun süren bir seçim nöbetinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Artık yeni bir nöbet başlıyor. Belediyenin icraatları takip edilecek. Yeni başkanın icraatları. Nasıldı az evvel orada tablo? Biz gördük, buradan izledik. Muazzamdı. Bir de sen anlat lütfen, içindeydin. Evet, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi muazzamdı. Bence 17 Nisan'dan çok daha fazla bir kalabalık burada vardı. Öyle ki basın platformuna bile çıkan vatandaşlarımız vardı. Biz de burada çok zor şartlar altında yayın yapmaya çalıştık. Gerçekten inanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir şölen, bayram yeriydi burası. Yavaş yavaş vatandaşlarımız ayrılmaya başladılar ama hala arkamda pankartlarıyla duran vatandaşlarımız var. 82 milyonun birleştirici başkanı Ekrem İmamoğlu. Her şey çok güzel oldu bile pankartları. İki gözümün çiçeği, İstanbul'a nefes oldun, Türkiye'nin abisi oldun. Teşekkürler Ekrem abi yazıyor arkamdaki pankartlarda. Evet, pankartlar damgasını vurdu aslında bugün buraya. Öyle ki 2023 vurgulu Cumhurbaşkanlığı forsu bile vardı alanda. Pankartlar önemliydi, çok yaratıcıydı. Giresun'dan gelen vardı, yurt dışından gelen vardı. Türkiye'nin birçok bölgesinden, ilinden buraya vatandaşlar akın etti. İstanbul'un 39 ilçesinden yine vatandaşlarımız buradaydı. Dünyanın gözü buradaydı. Tabii en çarpıcı yanı Ekrem İmamoğlu, siz de tabii detaylarına yayınlarda sıkça değineceksiniz. Birleştirici vurguyu yine yaptı. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, herkes dedi, herkese teşekkür etti. Bu birleştiriciliğe vurgu yaptı. İstanbul gönüllülerine teşekkür etti ve artık bu iş aşmıştır. Tüm İstanbul bu hizmetin gönüllüsüdür artık. Ben buradan davet ediyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Sanatçılara özellikle teşekkür etti, altını çiziyorum dedi. Özellikle sürecin başından beri yanımızda olan ve bundan sonra da yanımızda olmaya devam edecek olan sanatçılara çok teşekkür ediyoruz dedi. İş insanlarına çağrı yaptı. Özellikle kreş projemiz olmak üzere tüm projelerimizde iş insanlarına bize destek olmaya davet ediyorum dedi. O Beylikdüzü'ndeki evet, tarihe konuşmaya vurgu yapıldı. Kollarını sıvamıştı dağılalım. Ekrem İmamoğlu. Gençliğimiz var, yolumuz uzun demişti. 23 Haziran'da o ikinci safhaya, mazbataya giden o ikinci zamana atıfta bulundu. Ve tekrar kollarını sıvadı burada, tekrar ceketini çıkarttı ve artık dedi hizmet için dedi ve kollarını sıvayarak karanfil buradan ayrıldı. Evet, burada tarihi anlara tanıklık ettik. İkinci kez başkanı tekrar hizmet için
uğurladık. Ya vatandaşlarımız artık yavaş yavaş dağılmaya başlıyorlar. Çünkü buradaki yolunda trafiğe açılması gerekiyor bir an önce diyerek şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar diyoruz ve sözü yeniden size bırakıyoruz. Çok teşekkür ederiz Dilan Alp. Akşam güneşi Saraçhane'ye vurmuş durumda ve dikkatimi çekti. Yerlerde tek bir çöp yok toplanmış vaziyette. Çok teşekkür ediyoruz hem size hem de İstanbullulara. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında özetledi muhabirimiz, halk haber emekçisi Dilan Alp. Bir de bir 14 saniyelik video var. O video benim çok hoşuma gitti. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Hani herkesin başkanı olacağım dedi ya Ekrem İmamoğlu. Lazı, Çerkesi, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, tüm İstanbulluların başkanı olacağım dedi ya. Birbirini hiç tanımayan iki İstanbullu kadın. Orta yaşlı diyeyim ben. İki orta yaşlı, iki genç İstanbullu kadın kol kola girmişler. Ekrem İmamoğlu coşkusu yaşıyorlar. Bir bakalım o videoya. Şey çok güzel oldu bile bence. Evet. Şimdi tabii Sayın İmamoğlu'nun bütün kampanyasına hakim olan düşünce, ana düşünce barış, kardeşlik ve herkesin kucaklaşması. Irkı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin kucaklaşması. İşte bu gösterdiğiniz videoda bence bunu çok simgeleyen tipik bir örnek. Birbirini tanımayan insanların aidiyet duygusu içerisinde bir ortak İstanbul kavramı üzerinde buluşmasını çok güzel anlatıyor. Az önce siz de işaret ettiniz, yerlerin mitingden sonra temiz olduğunu işaret ettiniz. Şimdi benim bu Sayın İmamoğlu'nun bugünkü konuşmasında pek çok bölüm var. Elbette yeni bir İstanbul'a başlangıç yapacak ama ben şunu gördüm. İstanbulluların zihniyetini değiştirmeye başladı Sayın İmamoğlu. Uygarlığın ölçüsü Sayın Değirmenci, çok güzel binalar yapmak, çok güzel yollar yapmak ya da çok güzel herhangi bir şey inşa etmek değildir. Onlar elbette yapılabilir. Onlar da uygarlığın belli bir ölçüde derecesi olabilir ama esas uygarlığın ölçüsü kentlinin, yaşayanların yani o kentte yaşayanların o kente sahip çıkmasıdır. İstanbul'un örneğin temizliğinden sadece İstanbul Belediyesi'nin temizlik işleri sorumlu olmamalıdır. 16 milyon İstanbullu eğer yere çöp atmazsa, atılan çöpleri toplarsa İstanbul bir başka İstanbul olur. Eğer İstanbullular çok aşırı korna çalmazsa ya da geçen bir yayaya araçlar yol verirse işte bence çağdaşlığın esas belirtileri bunlardır. Yurt dışına gittiğimiz zaman bazen görüyoruz, çoğu yerde görüyoruz. Bir yaya geçtiği zaman hakkı araçta olmasına rağmen, aracın geçiş üstünde olmasına rağmen araçların durmasını hayranlıkla ve gıptayla izliyoruz. Sayın İmamoğlu bugün İstanbullulara bir uygarlığa, bir çağdaşlığa dönüşümü bence başlattı. Yani bence esas üzerine durması gereken noktadan bir tanesi bu. Korna çalmayacaksınız dedi konuşmada. Evet. Çok ilginçti. Kornasız İstanbul olacak evet. dedi. Yaya geçidinde ışık olmasa bile yayaya yol verilecek. İşte bunlar bakın seferberlik. Evet bir medeniyetin ölçüleridir. Hani ya bunlar öyle mi? Evet böyledir. İşte bu bir zihniyet. Zorla değil sevgiyle. Elbette elbette. İşte buna herkes iştirak ettiğinde çöpünü atmadığında ya da atılan çöpü topladığında ya da insanlar birbirine gerçek anlamda saygısını gösterdiğinde inanın bir başka yöne doğru götürüyor Sayın İmamoğlu. İmamoğlu bir kere çok planlı ve çok çalışmış bir şekilde, hazırlı bir şekilde İstanbul Belediye Başkanı oldu. Ben bugün bu altını çizdiği bu satırlardan da İstanbul'un çok büyük bir zihniyet dönüşümüne döneceğini görüyorum. Ve olması gereken de budur. Ülkemizde esas yapılması gereken zihniyet devrimlerinin başında da bunlar gelmekte. Örneğin engelliler. Engellileri hepimiz seviyoruz. Hepimiz onların haklarını savunuyoruz ama
engellerin önündeki engelleri kaldırmıyoruz. Kaldırımlar, yollar, yani bütün bunların her birini gerçekleştirdiğimiz zaman bence medeniyet olur. Çok güzel yol yaparsınız, çok güzel kaldırım yaparsınız ama bir tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmek isteyen, bir yere gitmek isteyen bir engelliyi siz eğer bir kaldırımdan aşağı indiremiyorsunuz ya da kaldırıma çıkartamıyorsunuz, burada bir sorun vardır. Bugün esas bence ana teması Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'a bir zihniyet devrimi yaşatarak çağdaşlık ve uygarlık yönünde önemli bir mesaj verdiğidir. Konuşmanın bir bölümünü dinlemek istiyorum ben bir kez daha. İsraf vurgusu yine yaptı. Bir seferberlik başlatılacağını söyledi. O ısrarla israf diyor. Hani nereye harcandı bu İstanbul'un parası? Tabii ki ortada. Sayıştay raporları ortada. Seçimden önce de söyledi. Bunu dile getirdi. O israf diyor. Yine de olumlu dili kullanmaya gayret ediyor. Buna farklı şeyler söylemek de mümkün. Hortumlanması, hırsızlık vesaire de denilebilir ama o israf demeyi tercih ediyor. Bununla mücadele edileceğini söylüyor. Konuşmasını, Saracane'deki konuşmasının bir bölümünü dinleyelim. Sonra Türkiye'de siyaset nasıl şekillenecek bugünden sonra? Bu noktaya, bu ayrışma, kutuplaşma noktasına nasıl geldik? Bu birlikteliği tüm Türkiye'ye nasıl yayarız onu konuşacağız. Vaat etti. Milletin iradesini milletin iradesini yok sayanlara İstanbul size dedi öyle bir ders veriyorum ki alın 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu'na teslim ediyor. Millet ne yaptı? Millet İstanbullu bir avuç insana demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana öyle bir ders verdi ki yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi dedi. Biraz konuşmayı ama millet öyle bir ders verdi ki sandıkta yaşasın cumhuriyet ve yaşasın demokrasi dedi diyor. Cumhuriyetle demokrasinin kol kola Türkiye'yi taşıyacağı nokta. Siz masanın üstünde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var. Evet. Daha evvel de konuk olmuştunuz yine programımıza. Evet. Anayasa olmadan hareket etmiyorsunuz. Binlerce kişi, on binlerce kişi hak, hukuk, adalet diye bağırıyor İstanbul'da. Evet. Arzu edilen şey, susanmış olan şey hak, hukuk ve adalet galiba, evet, değil mi? Şimdi tabii bakın bugünkü bu görkemli toplantıdan da görüyoruz ki oradaki insanları toplamak için özel bir gayret de sarf edilmedi. Yani ne otobüsler kaldırıldı, ne ciddi bir duyurusu yapıldı. İşte Sayın İmamoğlu bir tweet attı. Ben şu saatte Saraçhane'deyim dedi. Herkes akın akın gitti. Bu bir sele dönüşmüş durumda. Yani insanların demokrasiye, cumhuriyete, iyi yönetime ve gerçekten Türkiye'yi bugüne kadar getiren kutuplaştırıcı söylemlere karşı halkın korku duvarlarını yıkarak, barajları yıkarak Türkiye'yi dış dünyada itibarını kazandıracak bir seviyede müthiş bir görkemli toplantı gerçekleştirilmiştir ve seçim sonucu alınmıştır. Şimdi bakın daha biz çok değil, bir yıl önce bir seçim yaptık Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve onunla beraber milletvekili seçimlerini yaptık. Değişen yeni anayasa çerçevesinde Türkiye yeni bir sistemle yönetilmeye çalışılıyor. Şimdi aradan bir yıl geçti. Bir yıl önce Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce vaatleri vardı. Bakın ben bu anayasa değişiklikleri gerçekleşir ise
bu seçimlerde ben Cumhurbaşkanı olursam Türkiye'yi uçuracağım. Yani göreceksiniz, ekonomi uçacak, kargaşa bitecek, şu bitecek, bu bitecek falan derken. Ekonomi demişken bir zam haberini duyurayım son dakika, evet, gelişmesi olarak. Elektriğe de %16 zam yapıldı az evvel. Biz bu görüntüleri izlerken, Saraçhane'yi izlerken elektriğe %16 zam yapıldı, duyuruldu. Motorinden, şeker ve çaydan sonra elektrikte zam vardı. Zam geldi. Yani ekonomi iyi olacak, dolar düşecek. Yani öyle bir pembe tablolar çizildi ki Türkiye'ye. Yani bu gelen sistemle artık Türkiye'nin bütün sorunları sanki sihirli bir değnekle değmiş gibi ortadan kaldırılacak. İnsanlarımız daha bir iyi bir tabloya gidecek. Ama öyle olmadı. Bakın Türkiye'de son bir yılda parlamentoyla da bir bağ kurarak ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Yurttaşlarımızın bunu bence bilmeye ihtiyacı var. Çünkü bu anayasa değişikliği yapılırken Cumhurbaşkanı'na tek adam yetkisi veren bu anayasa değişikliklerinde hep şu ifade edildi. AK Parti ve onu savunan siyasi partiler tarafından Türkiye daha iyi bir düzene ve daha iyi bir ekonomiye doğru hep beraber gidecek. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kısıtlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısının arttırılmasını sadece bir sembolik olarak gösterdiler ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin büyük ölçüde kısıtlandığı bir dönem yaşıyoruz. Şimdi ben meclis başkan vekili olarak istatistikleri çıkarttım son bir yılda ne oldu diye. Yapılan değişikliklerde şu denildi, artık bu yeni sistemde milletvekilleri kanun teklifi verecek, milletvekilleri güçlü olacak. Yani parlamento daha güçlü olacak dediler. Parlamentoyu güçlendirmek için yapıyoruz bu anayasa değişikliklerini dediler. Şimdi Sayın Değirmenci bakın 24 Haziran 2018 sonrası yani bundan bir yıl önce Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Sayın Erdoğan yani tek adam rejimine geçtikten sonra şu bugüne kadar yani şu saate kadar parlamentodan 25 tane kanun teklifi geçti. 25 adet. 25. 25 adet kanun teklifi geçti. Ve bununla ilgili olarak 559 madde değişti. Yani kanunlaştı. 25 kanun teklifi ve 559 madde. Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nasıl oldu derseniz, tam 41 tane Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. 1915 madde değişti. Şimdi güya meclis güçlü olacaktı. Kanunlar mecliste yapılmaya devam edilecekti. Milletvekilleri kanun teklifleri verecek, bunlar görüşülecekti. Peki ama öyle olmadı. 25 kanun teklifi. Görüşülenler hangisi? İktidar partisinin getirdiği, daha doğrusu anayasa tarife göre artık birinci partinin getirdiği teklifler görüşülüyor. Peki bu teklifleri AK Partili milletvekilleri mi hazırladı? Hayır. Nerede hazırlandı bunlar? Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hazırlandı. Bürokratlar hazırladılar, orada hazırladılar. Yani milletvekillerini imzalattırdılar, kanun teklifleri verildi. Yani milletvekilinin hazırladığı kanun teklifleri görüşülecek iken yine saraydan gelen kanun teklifleri öncelik aldı. Çünkü diğer partilerin verdiği hiçbir kanun teklifi görüşülmedi. Sadece saraydan gelen işte mevcut iktidarın arzu ettiği kanun teklifleri görüşüldü ve yasalaştı. Şimdi 41 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir yanda, güçlendirilecek denilen meclisteki çıkartılan kanun sayısı 25 tane. Ve 41 kararname öyle enteresandır ki Sayın Değirmenci. Tabii sistemin altyapısı olmadığı için, dünyada başka hiçbir ülkede uygulanmadığı için 140 yıllık bir parlamenter sistemimiz bir anda bertaraf edilip yerine dünyada hiçbir benzeri olmayan bir sistem getirildiği için pek çok mahsurlarıyla beraber geldi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarttılar. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine koydukları kanun maddelerini bir sonraki Cumhurbaşkanlığı kararnamesine değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü neden? Türkiye'nin belleği, kanun yapma tekniği yok edildi. Eksiklikler görüldü. Bu 1915 değişen kanun maddesinin tam 257 tanesi Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle getirilen kanun maddelerinin 257 tanesi bir sonraki kararnameleri değiştirmek zorunda kaldı. Çok hazırlıksız Türkiye. Sistemi hazırlıksız. Şimdi biz görüyoruz AK Partili arkadaşlarımız arasında bu sistem sorgulanmaya başladı. Yani bu sistemin denetleme olmaması, denetim olmaması, kendisini bir güvence altına alan bir sistem olmaması yani AK Partili milletvekili arkadaşlarımız tarafından da konuşulur hale geldi.
Bunlar da rahatsız. Tabii. Cumhurbaşkanlığıyla parti başkanlığının birleştirilmesi çok vahim bir tablodur Sayın Değirmenci. Cumhurbaşkanı tarafsız olması gereken bir kişidir. Anayasaya göre tarafsız olacağına dair yemin etmiştir. Ama bu sistemde ve özellikle Sayın Erdoğan'ın kendi üslubunda herkes biliyor, tarafsızlığı bir yana tam siyasetin göbeğinde bütün partileri karşısına alan ve kutuplaştırmayı arttıran söylemleriyle artık Cumhurbaşkanlığının ötesinde tamamen bir parti genel başkanlığını götürdüğü bir süreci görüyoruz. Bir Cumhurbaşkanı'nın İstanbul yerel seçiminde taraf olması, hatta adaymış gibi davranması, son anda devreye girmesi, evet, ve yapılmış seçimi geçersiz sayacak o hukuksuz YSK kararının da çıkması için uğraşmış olması, tüm bunlara bir tepki olarak halk sandıkta sözünü söyledi. Burada toplanan kalabalığı da öyle okumak doğru olacaktır. Tabii. Herhalde. Cumhurbaşkanının da getirilmiş olduğu bu anayasa değişikliğinin ardından partili cumhurbaşkanının ülkeyi yönetememesine verilmiş olan bir tepki olarak algılamak mümkün. Dolayısıyla hemen daha makamına oturur oturmaz İmamoğlu bir anayasa değişikliği mi konuşulacak? Evet, konuşulması gerekiyor belki de. Çünkü burada sadece bu tepki, gösterilen tepki İstanbul'un yönetimine değil, elbette, Türkiye'nin yönetimiyle ilgili. Elbette, elbette. İşte bir siyasal sistemin bence şimdi çok aklı başında bir şekilde herkes tarafından bir değerlendirilmesi gerekiyor. Bakın Türkiye'de bu sistemle beraber başbakanlık kaldırıldı. Bakanlar kurulu kaldırıldı. Oysa daha önce başbakan, bakanlar meclis içerisinden seçilip güven oyu alıyorlardı Sayın Değirmenci. Şimdi Cumhurbaşkanı her şey. Cumhurbaşkanı hem aynı zamanda Cumhurbaşkanı, aynı zamanda parti genel başkanı, aynı zamanda başbakan gibi bir nevi görev görüyor. Bakanlarını atıyor ama o bakanlar eski bakanlar değil. Eski bakanlar parlamento içerisinden güven oyu alıyorlardı. Şimdi bakın, burada ince bir ayrıntıya da dikkat çekmek istiyorum. Sayın Erdoğan özellikle bu sistem değiştiği zaman Gensoru müessesesiz kaldırıldı, güven oyu kaldırıldı. Gensoru nedir? Hatalı olan bir bakan ya da hükümet hakkında diğer muhalefet partilerinin verdikleri bir önergenin mecliste görüşülmesi, bu hükümetlerin düşmesine neden olabilir, bakanların düşmesine neden olabilir. Gensoru ve güven oyu müessesesi kaldırıldı. O zaman dedi ki Sayın Erdoğan, biz dedi şimdi bunları kaldırıyoruz ama bizde artık denetleyecek olan makam halk. Şimdi Sayın Değirmenci, burayı herkesin çok iyi dinlemesi gerekiyor. Ben dedi hesabımı halka veririm. Halk beğenmezse giderim dedi. Bir yıl önceki söylenen sözler. Şimdi bir yıl önce yapılmış bir seçimde Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Sayın Erdoğan'ın uyguladığı politikalarla hepimiz biliyoruz ki her şeyin birinci derecede sorumlusu, yönlendiricisi olarak Sayın Erdoğan'ın mecliste güven oyu olmayacağına göre, Gensor'da olmayacağına göre ve Sayın Erdoğan'ın sözüne atfen söylüyorum, ben hesabımı halka veririm, halkın verdiği, seçimde verdiği karşılığa göre hareket ederim sözünün şimdi bence tam da yorumlanması gereken bir zaman. Bir yıl önce bunu diyorsanız, bir yıl sonra karşımıza çıkan tabloda Cumhurbaşkanı seçildikten tam bir yıl sonra halkımız 31 Mart'taki yerel seçimlerde hemen hemen AK Parti'nin elindeki Türkiye'nin çok önemli büyük illerinin tamamına yakınını almış, muhalefet partilerine vermiş ve özellikle Sayın İstanbul'un, Sayın Erdoğan'ın İstanbul'u kaybedersek, İstanbul'a tökezlersek Türkiye'de tökezleriz sözünün olduğu bir tabloda İstanbul gibi 16 milyon insanın yaşadığı, 10 milyon seçmenin bulunduğu bir şehirde yapılan, iki defa yapılan seçimde ve çok açık arayla, ikincisinde yapılan seçimde çok açık arayla muhalefete vermesini şimdi nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi acaba halkımız bu seçimlerde bir güven oyudur. Peki bu seçimlerde çıkan bu tabloyu Sayın Erdoğan acaba nasıl yorumlayacaktır? Halkımız güven oyu vermemiştir. Mecliste olmayan güven oyu müessesesini halkımız seçimde, bu seçimlerde çok açık bir ara farkla muhalefete vererek, iktidardan alarak belediyeleri bir kere iktidara ciddi oranda güvensizliğini belirtmiştir. Peki şimdi ne olacaktır Sayın Değirmenci? Mecliste güven oyu yok, Gensoru yok. Ama Sayın Erdoğan diyordu ki işte halk seçimler, ben seçimde hesap veririm halka. Buyurun, hesap ortada. Ne olacaktır şimdi? Hesabı. Etmiyor tabii. Şimdi geçmiş yıllarda hatırlıyorum, Sayın Ecevit Başbakan'dı.
5 ilde ara seçim yapıldı. 5 ilde. Ve o 5 ilde yapılan seçimlerin hepsini o zaman Adalet Partisi kazandı. Ve Sayın Ecevit o zaman dedi ki, halkımın sadece bu 5 ilde yapılan seçimlerde verdiği sonucu ben önemsiyorum ve gereğini yapıyorum dedi. Şimdi aynı soruyu Sayın Erdoğan'a söylemek gerekir. Sayın Erdoğan, bir yıl önce eğer siz halka karşı hesap verip de halktan güven oyu alacağınızı söylüyorsanız, şimdi bu alamadığınız güven oyu karşısında ne yapacaksınız? Peki bugün birinci soru bu. İyi Partili Cihan Paçacı'nın da bugün yaptığı bir açıklama var. Güçlü bir parlamenter sisteme dönüş için yeniden halka evet. sorabiliriz diyor. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi içinde de benzer görüşler var. Bu 16 Nisan referandumuyla Türkiye sistemini değiştirdi ve bu sistemin işlemediği bir yıl içinde çok geçmeden çok net görüldü ortaya çıktı. Şimdi yeni bir referandum söz konusu olabilir mi ya da böyle bir girişim başlar? Şimdi bakın yani ben zararın neresinden dönülürsek kârdır. Elbette geçen yapılan referandumda bir halkımız bir karar vermiştir ama o referandumdaki tartışmaları bir hatırlayın. Yani yine medyanın çok ağır bir karartmasıyla geçmiştir. Yani halka tam her şeyin tam ne olduğunu anlatılamadığı bir süreçten geçtik. Yani ben size bir örnek vereyim. Şili diktatörü Pinochet kendi başkanlığının devamını sağlamak üzere yanılmıyorsam 1998 yılında tam tarihi yanılmış olabilirim ama bir referandum yaptı. Referandumda kendisini bir tekrar devlet başkanlığına devamı için bir referandumdu bu. Ve orada yapılan referandumda muhalefet de oy kullandı, iktidar desteklerine oy kullandı. Devletin televizyonu Şili'de bir diktatörün olduğu bir dönemde devletin televizyonu hem iktidara hem muhalefete her akşam 15'er dakika olmak kaydıyla eşit sürede verildi. Sayın Pinochet'in Şili'si. Pinochet Şili'si. Yani Şili'de pek çok insanın kaybından sorumlu olan, Şili'de demokrasiyi ayakları altına alan bir diktatörün zamanında Şili'deki devlet televizyonu o kampanya süresince kanalını her gün hem iktidara 15 dakika açtı hem de muhalefete açtı. Şimdi siz Türkiye'de böyle bir tablo var mı? Yani Türkiye'deki muhalefetin aslında bu kazandığı başarı karşı tarafın yani iktidarın kullandığı devasa olanaklara, kamu kaynaklarına, harcamalara ve tüm medya gücüne baktığınız zaman muazzam bir konudur. Yani Türk halkı muazzam bir demokrasi mücadelesinin altından kalkmıştır. 17 yıldır ülkeyi tek başına yöneten ve artık valisiyle, kaymakamlarıyla, emniyet müdürlüğüyle parti devlet arasında bağı kalmamış olan bir iktidara karşı. Yani devletleşen partiye, partileşen devlete karşı bir mücadeledir bu. Bütün olanaklara karşı. Bunun öyle geçiştirecek bir yanı yoktur. Yani o yüzden halkımızın bugünkü vermiş olduğu mesaj, 31 Mart'ta, 23 Haziran'da vermiş olduğu mesaj çok anlamlıdır. Bu mesaj hele 23 Haziran'daki çok kısa bir süre sonra yapılan İstanbul seçimlerinde İstanbul halkının 806 bin gibi bir oyla vermiş olduğu mesajın AK Partiler eğer yorumlayamazlarsa, kendileri çok ciddi hata yaparlar. Türkiye'nin şimdi bütün bu yanlışlardan kurtarılacak yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Burada bir kere kutuplaştırma söylemini, nefret söylemini bir kere bir kenara bırakılmasına, Cumhurbaşkanı'nın bir kere parti başkanlığını kesinlikle bırakması gerekiyor. Parti başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı birbirine uymuyor. Kendinden böyle bir adım atar mı Sayın Cumhurbaşkanı? Atması gerekir. Bakın şimdi yine aklıma geldi. İsmet İnönü'yü İktidar Partisi, AK Partililer çok eleştirirler. Yani İsmet İnönü'yü işte milli şef derler. İsmet İnönü ne yapmıştır biliyor musunuz? 1947 yılında. 30 Kasım 1947 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tüzük kurultayı yapılmıştır. Yani bundan kaç yıl önce olmuş oluyor 47 yıl olunca? Yaklaşık 72 yıl. 72 yıl önce. 72 yıl önce. 72 yıl önce Sayın Değirmenci, İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Tüzük kurultayına gidiyor, cebinde bir tüzük değişikliği var. Kimse bilmiyor. Diyor ki arkadaşlarına, topluyor herkesi. Arkadaşlar diyor, bu kurultayda bir madde değiştireceğiz. Ne yapacaksınız?
Cumhurbaşkanlığı görevi uhdemde olduğu müddetçe diyor İsmet İnönü, Sayın Değirmenci, parti başkanlığını bırakıyorum diyor. Bakın 1947 yılında 72 yıl önce paşam diyorlar ne yapıyorsunuz, siz bize lazımsınız. Siz hem Cumhurbaşkanı olun hem de bir yandan parti genel başkanlığını sürdürün, olmaz diyor arkadaşlar. Artık diyor Cumhurbaşkanlığıyla parti genel başkanlığını ayırmamız gerekir. Bu demokrasi için böyledir. İyi olan budur. Siz de artık rüştünüzü ispat ettiniz. Ben Cumhurbaşkanlığı uhdemde bulunduğum müddetçe parti genel başkanlığı bırakıyorum diyor. Ve orada kendisinin yazdırdığı bir önergeyle İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı makamı uhdesinde bulunduğu müddetçe parti genel başkanından ayrılıyor ve genel başkan vekiline bırakıyor görevini. Şimdi 72 yıl önce Türkiye bunu yaşıyor. Biz 72 yıl sonra tekrar Cumhurbaşkanlığıyla parti genel başkanlığını birleştirdik. Geldiğimiz nokta bir yılda çok vahim bir tablo. Yani bu vahim tablonun derhal aşılması lazım. Derhal aşılması lazım. Cumhurbaşkanı dediğiniz zaman Cumhurbaşkanı herkesin üzerine cumhuru kucaklayacak bir insan demektir. Bir kişi demektir. Herkesi kucaklayacaktır. Sizi kucaklayacak, beni kucaklayacak, MHP'liyi, HDP'liyi, Saadet Partili'yi, herkesi vallahi kucaklayacak. Vallahi kucaklamayı bıraktım, durup durup dövmese o da evet. Yeterli olacak ama. Şimdi Cumhurbaşkanı öyle sert tartışmanın içerisinde bir taraf gibi olamaz. Bir seçim yarışının aktörü olamaz. Bir seçim yarışında diğer partileri suçlayamaz. O partileri oy verenleri suçlayamaz. Cumhurbaşkanı bunu yaptığı zaman Türkiye'de bir kaos çıkar ortaya. İşte yaşadığımız olayların en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bunu çok iyi değerlendirmesi, tartması ve Cumhurbaşkanlığı makamıyla parti genel başkanını bir kere ayırması gerekiyor. Bir kere atması gereken birinci adım budur. Bunun, bunun yapılması gerekiyor Türkiye'de. Valla bir adım, ilk adım olarak şimdi bir haberimiz var, onu izleyelim. Şu adımı attılar. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları belediye iştiraki olan şirketlerin yönetimini dahi belirleyemez. İlk adım bu. Nasıl belirleyemezmiş? Yargı kararı var ortada, yok. Belediye meclisleri belirler diyorlar. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu konuyla ilgili konuşurken o da Pinochet'den bahsetmiş. AKP evrenin Pinochet'in aklına gelmeyen bir yerel darbe yapmaya çalışıyor diyor. Belediye başkanlarının yetkisini törpüleyerek. Veli Ağbaba'yı dinleyelim, devam edelim. Buyurun Sayın Ağbaba, süreniz 5 dakikadır. Veli Ağbaba, CHP'nin kazandığı belediyelerin yeni bir darbeyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Yeni bir darbeyle karşı karşıyayız. Daha önce hiçbir darbecinin aklına gelmeyen, Kenan Evren'in, Pinochet'in aklına gelmeyen bir darbeyi yapmaya çalışıyorsunuz. AKP grubuna seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, hiç bunu yapanlara karşı sizde hiç vicdan yok mu? Bu doğru değildir demiyor musunuz? Bunun adı yerel darbedir. Ağbaba, belediye başkanlarının belediye şirketlerine atama yapma hakkının elinden alınmasına da dikkat çekti. Bakın, İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse yaklaşık %75'i şirketlerin bütçesi, %75 şirketlere ait. Bunu yapamazsın diyorsunuz. Ya böyle vicdansızlık, böyle haksızlık olur mu? İnsan bunu getirirken biraz yüzü kızarır, biraz utanır yani. İnanamıyorum hakikaten, inanamıyorum. Siz Kenan Evren'e, Pinochet'e rahmet okutuyorsunuz. 15 Temmuz darbecileri ne yapmak istiyordu? Seçilenlerin yetkisini almak istiyordu. Bunda ne var? Ne fark var? Arkadaşlar, böyle bir şey olmaz. Bakın, 12 Eylül'de darbeye direndik. 15 Temmuz'da darbeye direndik. Bugün de darbeye direneceğiz. Anlamıyorum. Bu şirketlerde ne var acaba? Bu şirketlerde doyamadınız, ne var? Başkanlık sisteminde birinci yılın dolduğunun altını çizen Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kürsüden dinleterek ekonomideki kötü gidişata vurgu yaptı. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır görelim. Alkışlansınız. Bakın ne diyor? Faiz ne olmuş? Faize 24'ünden sonra faiz %30'u bulmuş. Dolar 106 TL'ye dayanmış, işsizlik %14 olmuş, patates, soğan, patlıcan, bugün gazeteler yazıyor, terör örgütü olmuş, Bostan diye bir terör örgütü icat etmişsiniz. Tanzim satışlarında kuyruklar oluşmuş, tarım hayvancılık batmış, gençler iş bulamıyor, yani uçacaktık, çakıldık sayenizde. Uçacakken çakıldık diyor Veli Ağbaba. Evet. Az evvel elektriğe gelen zammın haberini son dakika haberi olarak duyurduk. %16 zam, bu A'dan Z'ye her şeyin zamlanacağı anlamına geliyor. Ekonomik olarak da
çakılmış vaziyette Türkiye ve kendisini bekleyen önemli uluslararası krizlerde kapıda hali evet. hazırda. İşte bakın tam bir bu ortamda yani Türkiye'nin bulunduğu konum, yaşadığımız sorunlar, işte bir yandan Suriye'deki iç çatışmaların sürmesi, diğer komşularımızla yaşadığımız sorunlar, ekonomik sorunlarımız hepimize bir kere bir aklı selimi davet etmeyi zorunlu kılıyor. Ben meclis başkan vekili olarak bu sürecin AK Partiler tarafından da sağduyulu değerlendirmesi gerektiğini inanıyorum Sayın Değirmenci. Şimdi öyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensubuyum, milletvekiliyim. Evet İstanbul seçimini aldık, evet Ankara seçimini aldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasi aşığı bir partiyiz. Seçimlerde kazanan yurttaşlardır, kazanan halkımızdır, kazanan demokrasidir. Kazanan demokrasi, kazanan yurttaşlarımız olunca ve aynı gemide yürüdüğümüz zaman AK Partili kardeşlerimizin, MHP'li, HDP'li, bütün yurttaşlarımız, oy veren seçmenlerimizin hep beraber yürüdüğümüz bu gemide sağ salim limana varması gerekiyor. Hepimizin sorumlulukları var. Biz muhalefet olarak bu sorumluluğu gösteriyor benim partim bu konuda. Şimdi iktidarın 17 yıl boyunca hep seçimlerde işte iktidara gelmiş, onun zaferini yaşıyorken bir anda bu 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerle paraşütle yere çakılan bir partinin şimdi çok sağlıklı bir değerlendirme yapmaya ihtiyacı vardır. Buna AK Partilerin ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Şundan dolayı düşünüyorum, anlattığımız tabloda Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi bu sistemin, değiştirilen sistemin bir Türkiye'yi çok başka sorunlara doğru sürüklediği, hızlıca sürüklediği çok açık bir şekilde görülmüştür. Denge denetleme mekanizması kalmamıştır. Tek denetleme, tek fren mekanizması seçimlerdir. İşte seçimi de yaptık. Bu seçimde halkımız iktidar partisine, Cumhurbaşkanı'na dur bakalım demiştir. Biz bu tabloyu beğenmiyoruz. Bu sadece bir yerel seçim boyutunu aşan bir seçimlerdir bu seçimler. Seçimlerde çünkü belediye başkan adayları yarışmamıştır. Muhalefet partinin belediye başkan adayları yarışmıştır ama iktidar partisinin muhalefet belediye başkan adayları yarışmamıştır. Orada Cumhurbaşkanı yarışmıştır. Cumhurbaşkanı bütün sistemin temsil kabiliyetini üstlenmiş bir kişi olarak seçimlerde belediye başkanının adaylarının karşısına durmuştur. Bütün kimliğiyle durmuştur. Cumhurbaşkanı sıfatıyla durmuştur. Parti genel başkanı sıfatıyla durmuştur. Bakanlar kurulunu atayan bir kişi sıfatıyla durmuştur. Yüksek yargıyı atayan bir kişi sıfatıyla durmuştur. Yani muhalefet partileri bir yandan seçimlerle yarışıyorlar ama karşılarında yargıyı biçimlendiren, yasamayı biçimlendiren, yürütmeyi biçimlendiren bir devasa bir örgütlenme var karşılarında. Bunlarla mücadele etmişlerdir. Şimdi bu sistemde çakılmıştır. Ve gidişat iyi değildir. Gidişatta Türkiye'nin pek çok ülke Türkiye ile ilgili görüşlerinde çok olumsuz değerlendirmeler yapmaya devam ediyorlar ne yazık ki. Türkiye'yi hızla bu sürecin içinden çıkartmak hepimizin vazifesi. Başta iktidar sorumluluğu taşıyanların vazifesi. Şimdi herkes bir kere aklı selim bir şekilde düşünecek. Bu sistem yürümüyor. Bu sistemde aksayan yönler nedir? Bunları tartışmalıyız, konuşmalıyız. Bir kere birincisini hemen önerdim. Cumhurbaşkanlığıyla parti başkanlığının kesinlikle ayrılması gerekiyor. Çok net bu. 72 yıl önce Milli Şef diye herkesin AKP'lilerin itiraz ettiği, İsmet İnönü'nün yaptığı demokratik olgunluğu şimdi Tayyip Erdoğan niçin göstermesin? Niçin göstermesin? Hata yapmışız. Biz evet. Yeni bir anayasa değişikliği yapacağız diyerek bir iktidar teklifi olarak bir referandumu bulabilir miyiz önümüzde? Bu tabii çoğunlukla olacak bir konudur. Yani anayasa değişikliklerinin mecliste sayısal çoğunluğu doğal olarak iktidar partisiyle MHP'nin elinde. Yani bir kere büyük ölçüde onları bu kararlar üzerine netleşmeleri gerekir. Yani bence netleşmeleri de iyi olur. Çünkü tek adam rejiminin dünyada böyle bir sistemi olmayan tek ülkeyiz biz. Yani Amerika'da başkanlık sistemi var ama orada çok başka denetleme mekanizmaları, fren mekanizmaları var. Yani Amerikan Cumhurbaşkanı istediği yargıcı yüksek mahkemeye atayamaz. Yargıcı belirler, o yargıç senatoda kendisini ifade eder, senato oylama yapar, öyle belirlenir. Türkiye'de öyle mi? Bizdeki Cumhurbaşkanı şu Anayasa Mahkemesi üye olacak diyor, o oluyor. Şu HSYK üyesi olacak diyor, o HSYK üyesi oluyor. O üyelerde alttaki hakimleri tayin ediyorlar. O hakimlerde muhalif gazetecileri
yargılıyorlar, tutukluyorlar. Tazminat davalarında muhaliflere ağır cezalar veriyorlar. Böyle olmaz. Denetleme çok katı kurallara bağlanmıştır Amerika'da. Bizde hiçbir denetleme yok. Peki Sayın Erdoğan, siz tek denetleme olarak halkın oyu dediniz. Ben halkıma hesap veririm dediniz. Buyurun bu hesabı bir görmek gerekir şimdi Sayın Değirmenci. Bu hesap görülmeden bu 23 Haziran seçimindeki tartışma bitmez. Şimdi Türkiye'nin selameti açısından genel başkanımız ben erken seçim talep etmiyorum dedi. Bu konuda Türkiye'nin ekonomik krizinde öndeki sorunlarda hep beraber el ele olalım dedi. Bu çok yapıcı bir muhalefet anlayışıdır. Şimdi yapıcı muhalefet anlayışına karşı esas yapıcı söylemlerle durması gereken iktidar partisidir, Cumhurbaşkanı'dır. Şimdi top onlardadır. Şimdi halkımız büyük bir kararlılık içerisinde korku imparatorluğunu yıkmıştır bir kere. Ben halkımızı kutluyorum, binlerce kere kutluyorum. Demokrasiye olan bağlılığını, özgürlüğüne olan bağlılığını, yaşam tarzına yönelen tehdide karşı her türlü yargısıyla, her türlü medyasıyla, emniyet güçleriyle üzerine yaratılmak istenen tehdide karşı, sindirmek istenen tablolara karşı halkımız ben bunları yırtıyorum, bu duvarı parçalıyorum demişler. Türkiye'nin en büyük kazancı da zaten budur. Türk halkı demokrasiye aşıktır. Türk halkı Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyet ilkelerine aşıktır. Demokrasiye aşıktır. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ü elbet indirmeye cesaret edenler olduğu zaman karşılarına getirir, yerine de asarlar. O fotoğrafla da noktayı koyalım. Şu arkada evet. Görebilir miyiz Atatürk? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında o tablo yeniden yerinde. His Haber spikerleri masadaki kağıtları toplamaya başladığımız zaman rejiden bize süremiz doldu demişlerdir. Tabii, tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Daha önümüzdeki günlerde uzun uzadıya konuşulacaktır bu anayasa değişikliği. Yeniden bir araya geleceğiz. Elbette biz de mecliste uygulayıcılar olarak yurttaşlarımızı zaman dilimi içerisinde bilgilendirmek zorunluluğumuz da var. Bunları yerine getirelim. Hem biz görevimizi yerine getirelim hem de mecliste neler oluyor, neler bitiyor. Herkesin bilmesine bence sayısız yarar vardır. Ben bir kez daha tüm izleyicilerimizi kutluyorum. Türkiye'deki yaşayan tüm yurttaşlarımızı kutluyorum. AK Partili, MHP'li, CHP'li, Saadet Partili, HDP'li, sayamadığım bütün siyasi partilerdeki bütün yurttaşlarımızı kutluyorum. Türkiye bir demokrasi sınavından başarıyla geçmiştir. Şimdi bunun gereklerini yapma zamanıdır. Çok teşekkürler Levent Gök, Meclis Başkan Vekili. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik, hatta açtık bile süreyi ama halkın televizyonunda konuşulmaya devam edecek bugünkü muhteşem devir teslim töreni. Biz de yarın akşam 18'de konuşacağız. Hoşçakalın. Gözün ışığında bundan böyle her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. İstanbul Türkiye'nin yıldızı, dolu dizgin geliyor İmamoğlu. 16 milyon yanında şehri İstanbul kentinde yürü önümüzde İmamoğlu. 16 milyon yanında şehri İstanbul kentinde başkan Ekrem İmamoğlu.